Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan ayı rahmet ayı. Ramazan ayı mağfiret ayı. Ramazan ayı günahlardan kurtulup dozadan panah topadigan ay. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam merhamet kılıp aytadılar ki: "İza dakhala Ramazan, eğer Ramazan ayı kirse cennet eşikleri açıp koyuladı. Dozak eşikleri birkiledi. Şeytan aleyhillâne kişenlenedi." diye merhamet kıldılar. Ramazan ayıda cennet eşikleri açıp koyular günahsızlar. Dozak birkili bizim abadi düşmanımız bölgen şeytan kişenlenip koyularken. Ana şundey faziletli ay kelip durup da bizim karşımızda. Kanaitinçi azizler, siz Ramazan ayıge tayyor musunuz? Cüde kurpçili Ramazan ayıge tayyor geldik degen narsana tasavvuruge ham keltirmeydi. Bir narsana unutmasılgimiz gerek ki, şeytan aleyhi lana alim bulgen bir payetler. Allah Hak Azze ve Celle'nin gazabege uçurup, mardut bulup, lanet bulup, abadi düşmanga eylengen. O ham Ramazan ayı kirgende özünü kişenlenişligini yakşı biledi. Şunun için o özü Ramazan'a teyarlanadı sizler. Kandeyi kılıp teyarlanadı. Ramazan'dan aldın, Ramazan ayında bizi aldığımızda bir kança masiyetli işlerinin recesini tüzüp koyadı. Ramazan ayının faziletinden beynasip buladıkan bir kança narsalarının illetlerini miyemizge cahiliydi. Goya ki bir arabayı utkisip, Araplar nefak deydi, yani tünel deydi. Bana şu tünelde opkırıp, arkadan yugurup gelip bir siltap itarıp yubaradı yo. Biz o şu tünelde bir kança bizge atap koyulingen soğuğa salam, türlü nimetlerini ala almazdan utip gidip kalamız. O bana şunge teyorla bizden arabası gibi utkizmokç. Şundeyken şeytan Ramazan'a teyorlanı yaptı. Siz çi? Siz Ramazan'a tayyor musunuz? Köpçülükten sorayımız. Ramazan'a kandı tayyorlanış gerek? Ramazan'a tayyorgarlık kuruş digende bazardan iftarlık üçün haracatlarını kupaytırıp kılıp koyuş, taamnamanı tüzüş, saharlıgı iftarlıkta kandı taamlanı yiyişlikke tayyorlanışlık emez azizler. Ramazan'a manevi tayyorlanadı. İng avvalo Alloh haq azza va jallaga duo qilib, yig'lab, tavba qilib Ramazondan oldin. Ya Rabbim, meni Ramazon oyiga sog' omon yetkizgin. Ushbu oyni faziletidan nasibador qilgin deb Allohdan so'rash kerak. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam: "Man qoma fi shahri Ramazon imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min dambihi" dedilar. Kim Ramazan ayında iman bilen, ihtisab bilen kaim bolar iken, keçelere turup ibadet kılar iken, roze tutar iken, ona hamma günahları geçirilad dedi. Biz bana şunge tayarlanışımız gerek. Allah'tan şu künge yetkizişlikini soramalıgımız gerek. Lekin azizler, Ramazan'dan aldan bir narsani siz azizlerge ve özümüzge isletip koymakçı edik. Ramazan duaları kabul buladigan. Rahmat oy, mağfiret oy. Bu ayda Leylatul Kadr keçesi yaşırılınken bolib, hayrun min elfi şehir dedi Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de. Leylatul Kadr min aydan yakşarak dur. Lekin, mana şu kullerde, her günü kılınladigen dualarımızı, Leylatul Kadr'de sanağını Allah biledigen farişteler düşüp birge dua kıladigen kunda ham, duası kabul bulmaydiganlar var. Mana şu duası kabul bulmaydiganlar ruhiyatıdan çıkışka hareket kılış gerek. Kimlerin duası kabul bulmaydı? En birinci azizler, Kati'ur Rahim'dik. Yani karındaş uruğudan yüz ogırıp yubar vargen adamda duası kabul bulmaydı. Karındaş uruğudan arazileşip yürgen adamda duası kabul bulmaydı. İçimizde Kati'ur Rahim yok mu? Türlü türlü bahaneler bilen, hala akamız bilen, hala ukamız ve hala apa singil ve amaki tağalarımız bilen, hatta bazen ata aneler bilen arazileşip yürgenler var. Ular ne kandeyi duası kabul olsun? Şundeyken, ettege Kati'ur Rahim bulup Ramazan'a kirip, şunca sa'yı hareketlerimizini beyfayda ketişiden korkan insan, karındaş uruğu bilen alakasını tiklesin.
to'g'ri. Ba'zan aytadiki, o'tkizib yuborganda juda ham ko'p menga nisbatan yomonliklarni qilganda, birodar, azizim, Ramazon oyida Alloh haq azza va jalla sizni hamma gunohingizni kechiraman deb turgan bo'lsa, siz o'zingizni qilgan gunohlaringizni ko'z oldingizdan o'tkazingda, buyuk Robbimizdek zot, buyuk Robbimiz bizni gunohimizni kechirayotganda, men kimman o'zi degan savolni bering. Biz kimmiz? Bir oddiy bir bandamiz. Nega kechira olmaymiz? Bu bir bahona, bu bir kibr. Shuning uchun bir-birimizni qarindosh urug' aloqasini tiklab qo'yish kerak. Ikkinchi duosi qabul bo'lmaydigan odam bu aql validayn, ota-onasiga oq bo'lgan odam. Alloh o'zi saqlasin. Ota-onasini norozi qilib qo'ygan odam Ramazon oyida duosi qabul bo'lmaydi. Hozirdan harakatini qilsin. Ularni duosini olsin. Ularni rozi qilishlikka harakat qilsin. Bir narsani unutmaslik kerak. Ota-ona bolasiga qarab, "Men sendan rozi emasman, seni oq qildim" deyishi shart emas ekan. Ota-onaning qalbi og'rib qolishligi, bolasini oldida ko'ziga yosh olib xafa bo'lishligi o'zi kifoya, Alloh saqlasin. Lekin hayotimizda ota-onamizga duq qilgan, ranjitgan paytimiz bo'lmadi deb ayta olmaymiz. Shunday ekan Ramazondan oldin ota-onangizni ziyorat qilingda, ulardan rozilik so'rang. Otajonim, onajonim, axir siz menga mehribonsiz. Men bir erka farzandingizman, xafa qilgan bo'lsa meni kechiring. Ramazon oyida ham duosi qabul bo'lmaydiganlar qatoridan bo'lib qolmay deb roziligini oling. Mabodo ota-ona o'tib ketgan bo'lsa, endi nima qilaman deyotganlar bo'lsa, ota-onangiz hayotlik mahaldan nimadan rozi bo'lgan bo'lsa, shu ishni qiling. Ota-onangizni qavm-u qarindoshdan xabar oling. Ota-onangizni rozi qilishlik yo'lida nima kerak bo'lgan bo'lsa, shu ishni qilingda, ularni haqqiga duo qiling. Mag'firatini so'rang. Ajab ermaski, ota-onasini rozi qilgan farzandlar qatoridan joy olinsa. Duosi qabul bo'lmaydigan kimsalardan yana bittasi, hatto Ramazon oyi kirganda ham mukkasidan aroq ichuvchi kimsa, mudminul xamr. Mana bu kimsani ham duosi qabul bo'lmaydi. Chunki rahmat yog'ilib tursa, Alloh mag'firat qilib tursa, mana shu oyda ham mana shunday gunohlarni qilib yurishligi u insonni Allohning rahmatidan benasib qiladi azizlar. Shunday ekan, Ramazon oyiga tayyorgarlik deganimizda eng birinchi duosi qabul bo'ladigan insonlar qatoridan bo'lib kirib olaylik. Ana bundan keyin azizlar, Ramazon oyiga jismonan, ma'nan, ruhan poklanib kirishimiz kerak. Hammamiz hovli joylarimizni pokiza qilishligimiz, turli chiqindilardan tozalashimiz, ko'cha yo arg'larimizni pok qilishimiz kerak. Nega? Chunki Ramazon oyida Laylatul Qadr kechasi bor. Bu kechada osmondan farishtalar, hatto Jabroil alayhissalom tushadilar. Shunday buyuk mehmonlar kelayotgan bir oyda nima uchun pokizalik bilan kutib olmaslik kerak? Mana shuning uchun pokizalik bilan kutib olish kerak. Va Ramazon oyida hammalarimiz yanada mehr muruvvatimizni kuchaytirishimiz kerak. Ramazon oyi bu mehr muruvvat, saxovat oyi azizlar. Bu oyga mana shunday kayfiyatda, mana shunday niyatda kirib borishligimiz kerak. Siz Ramazon oyiga tayyormisiz? Mana bu savolga endi har birimiz o'zimizni iymonimiz va vijdonimiz bilan javob beraylik. Alloh hammamizni Ramazon oyiga muvofiq aylasin. Sallallohu alayhi